Merhabalar efendim Billur TV'ye hoş geldiniz. Cinsel sağlık konuşacağız bugün. Doktor Selcan Bahadır bizlerle birlikte. Kendisini Instagram'da ilk gördüğümde işte dedim tam bizim programa gelmesi gereken dünya güzeli bir kadın. Kendisi burada geldi. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için. Hoş geldin. Hoş bulduk ben çok teşekkür Sefa ederim. Sefa getirdin. Kadın doğum uzmanısın. Evet. Ve... Hı. Cinsel tıp uzmanı. Cinsel tıp evet, uh -huh. Tam benim istediğim insansın. Uh -huh. Birkaç gün seni burada ağırlamak istiyorum izin verirsen. Tabii ki memnuniyetle çok sevinirim ben <laughs> çok de. Çok soracağım. Çünkü ben sorular. de yani hani sizi e, takip ediyorum ve bence çok iyi bir ikili olabiliriz bu noktada o yüzden. Kesinlikle. Çünkü ben e, cinsel sağlık konusunda çok e, önem veriyorum ve senelerdir her bulduğum fırsatta program çekiyorum. Artık biraz daha rahat konuşuluyor bu konular. Evet. Instagram'da harika yayınlar yapıyorsun. Hatta bir doktor arkadaşım var evet. bir bey onunla Aha. beraber şimdi adını hatırlamıyorum. Ege Bey, Egecan Şerefoğlu. Ha. Hı -hı. Onu da istiyorum hatta Hı -hı. gelirse. Çünkü bunların kesinlikle konuşulması gerekiyor Hı -hı. değil mi? Evet yani şimdi zaten bütün problem hep konuşuyoruz ya bilmediğimizden oluyor, eğitilmediğimizden oluyor. Cinselliği aslında varoluş sebebimiz ve varoluş amacımız olarak tanımlayabiliriz. Yani cinsellik böyle bir şey. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar hayatımızın parçası. Fakat hiçbir şey bilmediğimiz gibi, hiçbir şey bize öğretilmediği gibi bir de ayıp yasak günahlarla büyütülüyoruz. Ve aslında biz cinsel işlev bozukluğu dediğimizde Buralardan çıkan sorunlarla ilgileniyoruz. Bilmiyoruz, öğrenmiyoruz, ayıp yasak günahlarla büyüyoruz. Ve hepimiz hayatımızın bir noktasında bir cinsel işlev bozukluğuyla karşılaşıyoruz. Bunu aşan aşıyor valla. E, hatta çok ilginçtir. Hiç ummayacağın kesimlerde, hiç ummayacağın insanlarda çok inanılmaz hikayeler duyuyorum ben. Yani şimdi cinsellik bir de öyle bir şey ki demin muhabbette sen söyledin. E, dedin ki buna hiçbir şekilde mani olamayız hayatta. Evet. Ee, bunu bir kere böyle bilelim. Mesela şöyle olaylar oluyor. Ee, küçük bir kıza HPV aşısı yapılmak isteniyor ki ileride bir sıkıntı olmasın diye. Babası benim kızım öyle şeyler yapmaz deyip aşı yaptırtmıyor. Evet. Halbuki senin kızın günün birinde evlenecek. Öyle şeyler yapmaz diye bir tanım zaten yok. Aynen. O öyle şeyleri sen yapmasaydın kızın doğmayacaktı. Ee, ve bunu mesela düşünemiyor. Zannediyor ki fahişe olacaksın sen hı hı. HPV aşısı olunca. Mesela evet. bunları da kırmamız çok lazım. Çok doğru. Bize bazen anneler işte 14-15 yaşındaki kızlarını getirip hocam aşı yaptıralım mı? Tabii ki yaptırın. Ama mesela bizle şöyle bir özel görüşme yapmak istiyorlar. Hocam bu aşıyı yapınca acaba kızımın cinsel davranışları değişir mi? Bir kere bununla ilgili yurt dışında araştırma yapmışlar. Çok net bu hatta çok da üst düzey bir yazı. Ee, genç kızları aşı yapmışlar ve cinsel davranışlarında da ilk cinselliğe başlama yaşlarında hiçbir değişiklik gözlenmemiş. gözlenmemiş. Zaten çocuk öyle bir şey düşünmez. İşte Öyle bir ki. algı var toplumda. Yani hep HPV aşısı yaptık. Biz bunu ha, cinselliğe tamam. mi hazırlıyoruz? Ha. Hayır. Sen onu ileride yaşayacağı ya da kendi isteğiyle ne zaman yaşayacaksa o cinselliği için ben hep şöyle soruyorum. Anne baba olarak aslında son görevlerinden birini yapıyorsun. Onu sağlıklı bir cinsel yaşama hazırlıyorsun. Ama, tabi. Hazırlarsa tabii. Hazırlarsa tabii. ama ben hani kendi çalıştığım lokasyon gereği birazcık şanslıyım. Gerçekten çok genç kızımız ya kendi isteğiyle ya da anneleri e, getiriyor. Aşı oluyorlar çok da mutluyum o yüzden. O muhakkak ki yani ileride şimdi diyelim ki e, keşke çıksa HIV'in bir aşı, aşısı çıksa AIDS hiç AIDS mi olacağız demek bu aşıyı oluruz değil mi? Korunmak Bunu için olacağız için. evet yani aşı en çok zaten gündemimiz şu an koronadan dolayı evet. herkes aşı olmaya çalışıyor. Dolayısıyla aşı HPV için konuştuğumuzda gerçekten uygun yaş grubunda yapılmalı ve artık şeyi de yok eskiden 26 yaşa kadar yapalımdı şimdi 45 yaşına kadar da yapılabilecek özellikle mi? kadınlarda söyleniyor. Aa, çok evet. iyi Hı -hı. yani eğer... Eğer kapmamışsan daha önceden ee, değil mi? Şöyle artık ona bakmıyoruz. Yani zaten mevcut aşı elimizdeki aşı dört tipe karşı koruyucu. Yani zaten simir takiplerini yaptırıyorsa... Sibirinde hafif dozda bir patoloji varsa bile aşı yapmasına engel bir durum yok. Yani ne aşıyı her koşulda yapmak ilaçlar istiyoruz. İlaçlar da göz gelişiyor demek evet, ki ha -ha. bizlerle birlikte. Evet. Biz gelişemiyoruz ama evet. daha doğrusu. Bilimle kalmak <laughs> lazım o yüzden. Bilimle kalmak lazım evet. <laughs> e, Seninle konuşacak çok konumuz var Hı -hı. ama e, mı konuşmak istiyoruz. Tamam. E, i̇zin verirsen. E, çünkü... Bunu bir hak olarak görmemek lazım. Bu cinselliğin bir parçası ama maalesef ki kadına böyle bir hak tanınmıyor yani. Evet. Hatta kadın keyif aldığında vay sen nereden öğrendin bunları? İşte sen şöyle misin böyle misin fahişe misin lafları. E kendi karısıyla gayet sıkıcı bir cinsel hayat ama dışarıda orgazm olan kadını da arama süreci başlıyor erkeklerde. Aynen böyle de çok hikaye biz danışanlarımızdan Neler duyuyoruz. nedir? Evet. Nedir senin için bu aslında tabii ki bu sorunu sen benden çok daha iyi bilirsin. En şeyi nedir bu sorunun? En canlıcı noktası. Şimdi orgazm aslında belki tanımıyla başlamak lazım. Tabii Çünkü orgazmın tanımı yok. Yani şöyle bir şey mesela çok e, subjektif bir şey. Ben hep orgazmı aşka benzetiyorum yani. E, orgazm aşk gibi objektif kriterlerini her zaman bulamadığımız ve herkesin kendine özel bir orgazm yaşama şekli var. O yüzden evet kitaplarda yazar orgazm diye girdiğimizde işte e, cinsel döngünün hem kadın hem erkek için son noktasındaki pelvik tabanlardaki kasların kasılmasıyla pelvik tabanda bir e, relaksasyon hali, gevşeme hali ve bunu ruhun da eşlik ettiği bir iyilik hali olarak tanımlanır. Ama bu tanım çok şey bir tanım. Yani bir yavan bir tanım evet, aslında. Evet yani şimdi ben onu okusam bu nasıl bir şey acaba diye hani. E. O yüzden objektif bir tanım yapamıyoruz. Ee, bazen hastalar sorar hocam ben orgazm oluyor muyum olmuyor mu anlayamıyorum işte diye. Nereden? Ya o çok zor ama. Her zaman şunu soruyorum olduysan anlarsın olmadıysan ha, anlamazsın. Doğru. Yani onu yaşayan bilir orgazmı. Aşk gibi yani aşık olduğunu doğru anlarsın. Ama aşık olmadıysan aşk senin için yoktur ve aşk yoktur diye gezinebilirsin ortalıkta. Doğru. Bunu çok subjektif bir şey o yüzden. Ama evet bir kitabı bir tanıması duruyorsak böyle bir tabir yapabiliriz. İşte orgazm e, olayı kadınlara işte hak mıdır yoksa işte zaten yaşanacak cinsel döngünün sonunda gelen bir armağan mıdır bunu da şey yapmak lazım düşünmek lazım. E, fakat bütün mevzu sizin de çok güzel dediğiniz gibi e ee, kadınların bunu kendilerine armağan olarak e, ya armağan olarak istemediklerinden kaynaklanıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Orgazm karşı taraftan alacağımız bir şey değildir. Kendimizin kendi bedeninde keşfedeceği ve alacağı bir şeydir. Yani karşı taraftan beklemeyin ordan. Ama nasıl Alın. alacağını bilmiyor ki? Evet, zaten bütün mevzu gene yayının başında konuştuğumuz cinsel eğitimle başlıyor. Cinsel eğitimin işte biz anatomiyi falan yani okullarda cinsel eğitim sözde veriyorlar. Ben bazen danışanlarıma soruyorum 20'li yaşlardakilere okulda ne anlattılar size lisede ortaokulda. İşte pet, adet döngüsü gibi kızları erkeklere ayırıp bir takım işte anlatımlar yapıyorlar. Zaten yıllar önce benim zamanımda da bu böyleydi. Ve hep böyle cinsel yola bulaşan hastalıklar. Ama o bile bir koluma. kar. O bile bir kar ama cinselli biraz daha... İşte hani bak hastalık kapabilirsin, hani bak gebe kalabilirsin gibi biraz daha o taraflarıyla hmm, anlatılıyor. Korkutuyorlar evet. cinsellikten insanları. Halbuki cinsel eğitim böyle bir şey değil. Cinsel eğitim gerçekten hem kız ergene hem erkek ergene verilmesi gereken daha kapsamlı bir eğitimdir. Ama yapacak bir şey yok. Bizim ülkemizin o noktaya gelebilmesi için çok daha yola ihtiyacımız var bence. Şimdi e, orgazm şöyle başlıyor. Orgazm mastürbasyonla başlıyor hmm. aslında. Ben ergenin ilk cinsel aktivitesi mastürbasyondur ve bu böyle olmalıdır. Biz bunu erkekte kabul ediyorsak eğer kadında da böyledir bu. Ee, kızlar genellikle bundan kaçınıyorlar ve evet. söylediğin zaman da bizim için genç arkadaşlarımız var. Ben zaten cinsel sağlığa çok meraklı olduğum için her şeyi deşip kurcalamaya da meraklıyım. Böyle saçmalama falan oluyorlar yani. Hani bırak mastürbasyonu denemeyi hani okumuş kesimde de ...böyle acayip bir utanç, öyle saçmalık mı olur filan gibi şeylerle hı hı. geçiştiriyorlar olayı. Evet. Mastürbasyon da zaten çok ayrıntılı bir konu. Belki başka bir sefer geldiğimizde onu şuraya şey yapacağız. Mastürbasyonla kadın bir kere orgazm ne olduğunu bireysel olarak keşfetmeli. Yoksa biz şunu görüyoruz. Evleniyor ya da uzun süreli bir ilişkiye giriyor. Bir şekilde oh. ön sevişme var ya da penis-vajina birlikteliği var kadın orgazmın ne olduğunu daha önceden kendi bedeninde bireysel olarak keşfetmediği için karşı taraftan bunu bekliyor. Karşı partner de bunu bilmeyince orgazmın olmadığı, daha çok penis vajen birlikteliği ve erkeğin boşaldığıyla biten, sonra erkeğin uyuduma, uyumasıyla son bulan ilişkiler. Yani aslında günümüz evlerinde yaşanan ilişki tarzı bu çoğunlukla. Kendi keşfetmediği için kocası zaten şimdi bir de şöyle bir şey de var. E acaba kocası veya sevgilisi anlıyor mudur zevk alıp almadığını kadının? Bence anlamıyor. Bir de fake orgazm diye bir kavramımız da var o da ayrı bir kavram zaten. Şimdi yani bence Kadın erkek de ne beklediğini yaptığı. bilmiyor. Erkek de ne beklediğini bilmiyor çünkü erkek için. Erkeğin de öğrendiği nedir? Ergenken mastürbasyon, hızlı hızlı yaptığı bir mastürbasyon. Sonunda aldığı bir boşalma yani ödül. E Erişkin çağa gelince uzun süreli bir ilişkisi ya da yani bir seks ilişkisi olduğunda yaptığı şey de zaten Pis. Hızlı hızlı. Aynen. Ben boşalayım. Tamam cinsellik bu herhalde diyor. Erkek de zevk almıyor o zaman yeterince. Çünkü Mesela, yani onu uzatmak, keyiflendirmek bilmem ne varken. Bildiği olduğu için o sanıyor. Yani o işte mastürbasyonu yapmış annesinden gizli kaçak hızlı hızlı zamanında ha, sonunda işte davranışçı evet. anlamda ödülünü almış. Çünkü biz sonunda ödül aldığımız her eylem bizim için pozitif eylemlerdir. O şekilde ödülünü almış ve şimdi de sanıyor ki ben iki dakika penis vajinaya girince ve sonunda boşalınca e, tamam okay, benim işim bitti. Herhalde kadın için de böyledir bu diyor. Evet. Zaten en büyük yanılgı e, vajinanın kadın için e, sanki hani penis vajinaya giriyor, penis bundan zevk alıyor, sanki vajina da bundan zevk alıyormuş gibi bir kavram var. Halbuki vajinal orgazm için her zaman klitorisinde uyarısının devam etmesi lazım. Çünkü ben her yayınımda da söylüyorum evrimsel olarak da, embriyolojik olarak da pensin karşılığı klitoris. klitoristir. Aynen öyle. Hı hı. Şimdi bu entel e, seksologlar filan da bir vajinal orgazm tutturdular. Hı hı. E, klitorisi yok sayarak böyle hı hı. abuk subuk yöntemler filan kadınlara. Hı hı. E, ben mesela hiç buna e, inanmıyorum. Diyorum ki sen ilk önce basitini öğren de onu yaşa da ondan sonra oralara geliriz. Hı hı. O zaman şey de var. Ee, çok yüksek bilgilerde erkeklerin boşalmasının ne kadar işte enerji vermek ve şey kaybı çok evet, içe boşalmalar filan sanki dinle. biz oralardayız da evet. bilgi olarak Hay, vajinal orgazm konuşuyoruz. Daha klitorisi denememişken. Aynen yani. öyle. O tantrik öğretilerde erkeklerin de multi olduğu, işte hmm. spermin bir enerji kaybı olduğu gibi ama tabii onlar kadim seks öğretileri ve bir tık daha hakikaten master class öğretiler ha, belki de. Biz daha şeyi biz basic bitirmeden basic master class'a girmeye Aynen çalışıyoruz. Öyle. Pek olmuyor. Tabi e, Tabii buradaki durum şey. Hep penis vajen. Penis vajen. Yani bir heteroseksüel ilişkilerden bahsettiğimiz için şu anda yani e, beyefendi diyor ki e, benim penisim vajinaya girince zevk alıyorsa demek ki bu kadın da vajinası zevk almalı. E, pornoda da bu böyle zaten değil mi? Hmm, Pornoya da penis vajinaya giriyor ve bir çığlık çığlıklar doğumlar. Evet. E, dolayısıyla demek ki tamamdır bu, bu böyledir. Ama hayır anne karnında ilk 6 haftada biz x x'ek eğer dişi yönünde farklılaşma, x y'sek erkek yönündeki farklılaşma noktasında aslında benzer bir yapıya sahibiz. Bunun adı fallus. Fallos eğer biz kadınsak klitorise evriliyor, erkeksek penis evriliyor. Hmm. Dolayısıyla kökenli aynı organlar klitoris ve penis. İlk hamile kalındığında daha cinsiyet belli olmuyor mu? Aslında oluyor. Ee, kromozoma göre ha, belli okay, oluyor. Tamam ama daha şekillenmediği evet, için. Evet döllenme gerçekleştiği zaman e, aslında şeyiz e, bu da hoş bir bilgidir aslında dişiyiz. Evet değil mi? Evet, İlk yani başta öyle. Doğa default olarak dişi, dişi önünde farklılaşma evet. yapıyor. Daha sonra Y kromozomu varsa, Y kromozomun varlığında ama Y kromozomunda da işte bir takım adını çok belki akademik bilgi olur söylemeye gerek yok. Aktif, Y kromozomda aktif olması lazım. Ve testosteron ha. sentezine başlıyor olması lazım ki e, erkek yönünde farklılaşma başlasın. Onun ötesinde doğaya göre hepimiz dişi Dişiyiz. dişi maaş. doğa dişi. Doğa doğa dişi olarak başlıyor evet. e, Yakında erkekler erkekleşmezsek ne olacak? Öyle bir dişileşme varmış doğada. Evet, Çünkü Evet, kromozomuyla ilgili e, negatif e, durumlar var. Yani Y kromozomunun artık bozulduğu ve aslında gerçekten e, hem doğa dişi yapıyor hem de daha fazla dişi eee da Bu hormonlu x gıdalar, doğal. kirlenmeler, evet. bilmem neler hep dişileşmeye doğru itiyormuş. Demek ki erkeğin hayatı tehlikede. Hayatı Zaten <laughs> elimizdeki erkeğin kıymetini iyi biliniz daha. <laughs> Bence de ya da erkekler kendi kıymetlerini iyi ya bilsinler da. böyle evet. harcamasınlar boşa kendilerine. İyi baksınlar evet. kendilerine. Evet. Peki nasıl öğretilir mesela? Sence hani çocuk yaşlarda hep uzmanlar diyor ya kız çocuğa daha çok anne anlatsın, erkek çocuğa hı hı. baba anlatsın tabii ki yani bir takım şeyleri. Ee, ama anlatırken erkeğe demek kadını da anlatmak evet. gerekiyor. Sadece erkeği değil. Doğru ama burada da hep durum var. Anne babanın da biliyor olması lazım. Zaten evet, yani o kadar balık baştan kokarak gidiyor ki. Yani evet ben bir ee, ergeni ya da kız çocuğunu karşıma aldım ki bu arada gerçekten kız çocuğuna da soruları ya da erkek çocuğunun da daha çocukluk döneminde merakları başlıyor biliyorsunuz. Evet. Yani anne bu ne? Ben de o evet. işte arkadaşımın başka bir şey yani evet. e, erkek penisi görüyor ve diyor ki başka bir şey var bende o yok. Bunları çok doğru cevaplamak lazım. Çünkü biz o sırada doğru cevaplarsak Merakını giderirsek aramızda bir güven duygusu gelişecek bu çocukla. Kaç Ama yaşında bunu mesela? Bunu 4, doğru 4-5 yaşında sormaya başlayacaklar. Ha dersin Doğal. ki organı anlatırsın Aynen yani öyle. değil mi? Şey Erkek seksüel detaya girmeye gerek yok. Sorduğun soru kadar. Ha. Sorduğun soru kadar. O yaş grubu çocuğunun eğitilmesi ne soruyorsa onun cevabı. Hmm. Ha sorduğun sorunun cevabını biz bilmiyor ya da nasıl anlatacağımızı bilmiyor olabiliriz. Genelde o zaman, öyle oluyor. Genelde olur. O zaman şöyle bir şey. Ben de bu konu hakkında birazcık araştırma yapayım. Yarın senle şu saatte oturup konuşalım. Hmm. Yani çocuğa bu şeyi vermek lazım. Çünkü özellikle 3-7 yaş çocuğu merak döneminde. Evet. Her şey merak ediyor. Gökyüzünü merak ediyor, ağaçları merak Onu da merak edecek. Çünkü kendisinin bir dişi olduğunu, karşı tarafta bir erkek olduğunu ki evcilikler, doktorculuk oyunlarıyla keşifler başlıyor. Biz ona doğru anlatırsak aramızda bir güven gelişecek. Eğer biz ona anlatamazsak onun merakı hep... Ya da daha da kötüsü ay bunları senin öğrenmen için yaşın çok küçük evet, gibi olmazsa bu çocuk bir yerden öğrenecek bunu. Hepimizden daha Muhakkak iyi cep telefonu kullanıyorlar. Muhakkak bir de artık hele günümüzde yani eski zamanda biz şimdi sorardık cevap alamazsak öğrenecek bir yerimiz yoktu anca bir doktora filan ama şu anda ama işte bu yanlış da olabiliyor. Olabilir. Artı pornografik görüntüler de oluyor. E öyle ki o yaş öğreniyorlar için zaten. Değil. Ha bir de travma oluyor değil mi tabii ki? oluyor şeyle. tabii ki. Çünkü onun bir ergenin ya da işte bir okul çağı çocuğunun bir pornografik görüntüyle karşılaşması onun ilk sahne deneyimi olarak onu hmm. hafızaya alıyor. Ve hele ki bir e, hard bir görüntü görürse ilk sahne deneyimi kötü olacak bu çocuk. Evet. Bu da başka cinsel işlev bozukluklarına ya da hiperseksüeliteye kadar giden başka bozukluklara yol açacak. Dolayısıyla bizim anlatmamız lazım. Ama demin ki cümleme geliyorum biz biliyor muyuz? Aslında ha. biz zaten orada başlıyor. Anne baba cinsellik hakkında ne biliyor? Çünkü bizim evlerimizdeki cinsellik üreme Alık. amaçlı yapılan. Yorgan altında. Aynen öyle. Üreme amaçlı yapılan eylemlerdir. Cinsellik bizde üremeye hizmet eder. Zevke hizmet etmez. İşte zaten sizler e, uzun zamandır bu tarz bilgilendirmeler bizler yapıyoruz. İnsanlar böyle yeni yeni ya ben acaba erken mi boşalıyorum ya ya da kadınlar ya orgazm diye bir şey varmış ben niye olmuyorum gibi. Yoksa bugüne kadar ki bizim bir önceki kuşağımız tamamen üreme amaçlı. Doğru söylüyorsun. Penis vajinaya girsin ondan sonra adam boşalsın kadın duşa gitsin, adam uyusun. Hani böyle ilişkiler vardı. Ama artık zevkin ve hazdın keşfedildiği bir dönemde yaşıyoruz. O zaman da cinsel işte bozukluğu ile ilgili hastalar daha çok başvuruyor. Diyor ki, hmm. bende bir sorun var. Bana bile soruyorlar. Sokaklarda taksiciler olsun, efendime söyleyeyim, sokakta satıcılık yapanlar ve bu beni çok gururlandırıyor. Niye dersen ben bir uzman değilim zaten hemen bir uzmana yönlendiriyorum veya işte senin gibi bir arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki işte hani maddi bir imkanı yok ne olur telefonla şuna bir kısa bir bilgi lazım ya da gelmek istiyor sen bir cesaret ver e öyle hallediyorum. Şöyle gururlandırıyor çünkü artık demek ki dinleye dinleye Farkın göre göre denk. bak bu kadına ben bu sorunumu danışabilirim e güveni oluşturmuşum mesela ki ben Asla bir uzman değilim ve bu konuda hiçbir zaman cevap da vermem zaten kimseye. Senden duyduğumun bile söylemem. Hı hı. Çünkü bu benim haddim değil. Ama sana yönlendiririm. Farkındalık sağlamak da çok önemli. İşte siz onu yaptınız yani farkındalık. Mecburuz bak hı hı. bu aslında ee, Haydar Dümen'le başladı. Evet. Ona her zaman teşekkür ederim. Ben Çünkü de. Türkiye'de cinselliği konuşturan adamdır. Bugün konuşuyorsak onun sayesinde. E, aynen öyle. Aynen, Delidir, var. doludur. Ama hala posta gazetesindeki köşesinde annem gazete alıyor. Diyor ki kızım inanamaz ya her gün aynı sorumu sorulur diyor ya. Adam konuştu 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 yine hiçbir şeyi biz ayamadık ama artık sen işte demin bahsettiğimiz yine adını unuttum özür dilerim doktor arkadaşın olsun Cem Keçi olsun yıllarca benim evet. programlarıma geldi. Biz aslında eskiden gündüz de konuşabilirdik hı hı. bunları ee, şu anda artık böyle bir şey mümkün değil ee, hatta bir prezervatif veya bir, e, bir jel reklamı bile gece 12'den sonra yapılabiliyor. Bu demek ki cinsellik sadece gece 12'den sonra yaşanıyor. Demek ki. Türkiye'de. Yani kabul edilen o Şu kabul edileni şöyle yapmak istiyorum tabii. Evet, kabul edilen o, o galiba. Onun için de e, daha da çok konuşmamız lazım ki gençlerimiz çünkü şöyle bir şey oldu sen dedin ya gençler merak ediyor diye. Bu sefer de çok yaşı düştü bu işin. Evet. Zaten denge işte eğitim 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 olmayınca işler bozuluyor. Ya ayıp yasak günahlar altında merak yok, bir şey yok, öğrenme yok cinsel yolla bozukluğu ya da gene eğitimi olmadığı için yaşı çok ıı, düşüyor ve cinsel evet. yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler, ya. korunmasız cinsel ilişkiler biz buna da karşıyız. Biz cinsel yaşamı, cinsel hayatı güzelleştirelim ama her zaman güvenli cinsel yaşamı. Tabii ki. Çünkü bizim bir cinsel yolla ıı, bulaşan hastalık kapmamız ömrümüzü karartabilir. Evet. HPV'si, HIV'si, işte klamidyası, bel soğukluğu bunların hepsi ömrümüzü karartabilir. Ama eğitim yok. Bazı işte yakınlaşmalarda işte kız birini seviyor ve onla yakınlaşmak istiyor ve bunun yolunun cinsellikten geçtiğini düşünüyor. 12-13 yaşında işte okullarda neler olduğunu duyuyoruz. İşte evet. Bunu da istemiyoruz. Benim biz. kızım öyle şey yapmaz ee, lütfen gerçekten bak bu bölümü seyreden ebeveynlere buradan seslenmek istiyorum. Benim çocuğum böyle şey yapmaz diye bir anlayış yok. Siz mesela benim çocuğum yemek yemez diyor musunuz? Onun Aynen. gibi bir şey. Evet. Senin çocuğun bunu yapar. Sen baskı yaparsan daha da gizli yapacak. Aynen. Daha da büyük bela Korkular açacak altında. başına. Yapacak. Benim arkadaşlarımın çocukları var. Selcan neler duyuyorum. Bak ben şok geçiriyorum ki ben bu konuda ne kadar açık bir insanım biliyorsun. Yani yok canım filan oluyorum. 13'm 13? Evet yani bu iki ucu keskin bıçak. Yani hiç öğretmemenin iki ucu keskin bıçak ayıp yasaklar altında tutmak işte ya böyle kaçak göçek çok erken yaştaki cinselliklerinin tehlikesiyle bizi bırakıyor ya da cinsel yolla bulaşı, pardon cinsel bozuklukları ya da hayatı boyunca zevk almamış kadınlar hayatı boyunca erken boşalan adamlar böyle bir şeyle bırakıyor bize ve kadınlar bunun mesaaf farkında da değiller genelde evet. değil mi? Evet. Yani şimdi şimdi ben mesaj kutumdan, Instagram'dan gerçekten ben de aynen sizin gibi gurur duyuyorum. Bana mesela vibratör markası soruyorlar. Bana hocam işte sayenizde klitorisimle tanıştım 20 yıllık evliyim diyorlar. Ya. O kadar mutlu oluyorum ki bunların şeyi yok çünkü karşılığı yok. Aynen, Mesaj öyle. atıyor hocam diyor sayenizde diyor işte ben bazen ilişki da, pozisyonları da anlatıyorum canlı yayınlarda. Hocam diyor işte sizin dediğiniz gibi yaptık ben klitorisimle tanıştım. Hocam mastürbasyon yapmaya başladım kendi bedenimle tanıştım. Yani kocasıyla ilişkisi düzelen de vardır evet. büyük ihtimal değil hı hı. mi? Daha işte bir şekilde cesur olanlar zaten danışmanlık almaya geliyor. Hı. Çünkü danışmanlık için biraz biz çift terapisi istiyoruz. Yani kocanın da gelmesini istiyoruz hı. ama. Genelde tabii hem başka şeylerde yaşama hem şu anki pandemi koşulları bu çok mümkün olmuyor. Hı. E, ama internette de gerçekten... Ben bazen görüyorum not tutmuşlar benim yayınımda ve onu bana fotoğrafını falan atıyorlar. Yani oraya bir eğitim platformu Aynen var. öyle ama çok Sizinle eğitici. Çok mutluyuz. Ege hocamıza da öyle şeyler evet. geliyor. Birlikte biz de nefesimiz ettiğince diyeyim ee, devam edeceğiz. Bir de şeyler var. Sen şimdi bir doktorsun. Eee bir doktor. Hı hı. E, bir takım kadınlar var benim gibi diyeyim mesela. Hani bu konuya meraklı. E, çıkıyor mesela abuk subuk yastıklarla falan bir şeyler gösteriyorlar. Hı hı. Bunlar okey midir sence kadınları eğitmek için? Çünkü çok e, bayağı görüntüler. Eee Bilmiyorum ben mesela benim hoşuma gitmiyor mesela yani o ama yararlı mı ha böyle almış mesela bir tane yastık hı hı. E, abuk subuk böyle vajinaya benzeyen ...böyle bu kadar bir yastık... Ha, ...onu tutuyor böyle ekrana... ...işte böyle bir şeyler Herhalde gösteriyor şey, filan. yurt dışında da var... ...benim de takip ettiğim seksologlar da yapıyor. E, doğru vagina, mudur? Vajina yastık maketleri yapıyorlar. Yani yastık çıkıyor, evet. vulvayı aslında... Evet. E, ...tabii öğreten kişi doğru öğretiyorsa... ...bence farkındalık sağlamak için çok bir e, problem yok. Çünkü bizde vajina, vulva... ...işte klitoris yerler bilinmediği için... ...aslında belki bunu da konuşmak lazım... ...doğru anlatıyorlarsa eğer onlar da bir farkındalık... ...çünkü çok da fazla takipçileri var doğru anlatıyorsa eğer onlar da bir şekilde eğitmen gibi gösteriyorlar. Tabii ki onların şeye, e, çok e, hani hastalıkları tedavi etme konusunda çok bir yetkinlikleri olmayabilir ama Tabii farkındalık canım, sağlamak için. alakaları yok. Sadece farkındalık, farkındalık sağlamak. sağlamak için. Evet, yastık maketleri, hani aynen böyle peluş ayıcıklar gibi vulva ha, görüntüleri evet. gördüm ben de. Çünkü biz vulvayı vajinayı da bilmiyoruz. Bize göre her yer ya vajina ya rahim. Kadın için hmm. rahmim ağrıyor, vajina ağrıyor. Halbuki ya da vajinamda bir şey çıktı. Vajinasında çıkan şey muhtemelen vulvasında aslında. E, bir anlatır mısın? Evet, basamak bence onu basamak basamak. Biz ayna ile dışarıdan ki aslında bunu da mesaj olarak verin her ay bir kere bakmamız lazım. Nasıl meme kontrolü her ay öneriliyorsa hmm. her ay aynayı karşımıza alıp dışarıdan gör görünen genital organımıza bakmamız lazım. Dışarıdan gördüğümüz yerin adı vulva. Vajina değil. Bizim gördüğümüz yerin adı vulva. Vulva dış dudaklardan yani kıllı olan bölgeden onun arasındaki iç dudaklardan Kılsız olan bölgeden ki çok önemli bir cinsel bölgedir. Vajinanın girişinden... Müthiş sinir ucu var uçlar içinde değil mi? Aynen. Oranın ilgili de şimdi cerrahileri falan yapılıyor. Benim biraz e, tartışmalı durduğum bir alan. E, vajinanın girişinden ki vestibül diyoruz buraya. Oradan bir üste çıkıyoruz. İdrar e, kanalının açıldığı üretradan. Ve en üstte de cinsel kadın cinselliğinin patronu, patronçesi olan klitorisin baş kısmından oluşan görüntüye vulva diyoruz. Biz dışarıdan baktığımızda bunu görebiliriz. Her ay bir kere bakmalıyız. İşte bir şey oluşmuş mu, bir renk değişikliği var mı, elimize gelen bir işte siil ya da o tarz bir şey var mı? Bu önemli bir vulvar muayenesi. Doğru. Kendimize yapmamız gerekiyor. Kimse yapmıyor ayrı ama yapmak lazım. Artık e, vajina dediğimiz yer, işte penisin girdiği yer, adet kanının aktığı yer, doğumda bebeğin çıktığı yer. Bizim jinekolog olarak bir takım cihazlarla eee bakabiliriz. Ona biz zaten bakamayız. Ben. Ona bir kadın baktığında vajinasını göremez. Vajinaya biz bakıyoruz. İşte vajina bir kanal yaklaşık 7-9 işte santim ila 9 cm'lik bir kanal e, dinlenme halinde, cinsel uyarı almadığı zaman 7 ila 9 santimlik bir kanal ama cinsel uyarıyla 12-13 santime, 14 santime kadar uzayan ve genişleyen bir kanaldan bahsediyoruz. Mucizevi bir kanal. Ee, o kadar genişliyor ki bebeğin çıkımına da izin Düşün verecek evet. bir kanal. O yüzden hani böyle e, küçük, vajinam küçük, penis büyük algılarına son verecek en önemli cümle oradan bebek çıkıyor. Çünkü vajinismus hastaların altında da böyle bir algı hmm. vardır. Ondan sonra rahim ağzı var. Rahim ağzı bizim serviks dediğimiz ve yılda bir muhakkak taramasını yaptığımız, kanser taramasını yaptığımız bölge. Onun üzerinde de rahim var. Rahimimiz içeride artık tüpler ve yumurtalıklarla bağlantılı. Biz bunlara bakınca göremeyiz. Yok. Evet. Onu siz görebiliyor musunuz? Ultrasonda biz de ya ultrason siz yapıyoruz. Siz de yani vajinayı açıyorsunuz ama ta rahme kadar Rah görmüyorsunuz. Rahim ağzına kadar. Zaten spirali oraya takıyorsunuz Aynı, spirali galiba, oraya takıyor. değil Spirali oraya testini oraya alıyoruz ama bizim de uterus dediğimiz rahmi görmemizin yolu Ultrason. Ultrason. Hı hı. E, o zaman buradan diyebiliriz ki karısı hamile kaldığında erkek cinsel ilişkiye girebilir karısıyla bebeğe değeceğinden evet. korkmadan. Aynen. Değil mi? Gebelikte cinselliğin yasalı yoktur. Onu e, başka bir programda okay. zaten muhakkak ki tamam. konuşalım. Çünkü bu konuda da çok eksik bilgimiz var. An, biz, da, biz orgazma dönelim. geri dön <laughs> geri Olsun. dönelim. E, şöyle bir şey görüyorum. Ee, insanların tabii ki bilemem psikolojilerini ne yaşadıklarını ama e, bir ülkede çok asık surat varsa benim için cinsel hayatları iyi gitmiyordur. Doğru. Kesinlikle Çünkü doğru. cinsellikte mutlu olan insan evinde mutlu bir cinsellik yaşayıp sokağa çıkan bir insan e, daha pozitif olur gibi geliyor evet. e, dışarıya Biz karşı. Biz bu ülke değiliz. Luk, Ve erkeklerimiz boşalıyor okey demek ki onlar bir nevi yaşıyorlar orgazmı ya da iyi ya da kötü uzun ya da kısa hı hı. bir şekil yaşıyorlar. Çünkü genç yaşta mastürbasyon da yapıyorlar. O zaman kadınları mutsuz bir ülkeyiz biz evet. genellikle. Kadınları mutsuz bir ülkeyiz ama şu da var kadınlar e, üredikten sonra anne olduktan sonra çocuklarıyla öyle bir bağ kuruyorlar ki ee, belki kocalarıyla ko kuramadıkları içindir bu kadar çocuklara aynen öyle. sarılmaları. Çoc e, kocalar e, oturma odasında, çekyatta falan salonda falan yatmaya devam ederken e, hanımlar çocuklarıyla yani inanamazsınız ilkokul çağına kadar belki 10-15 yaşına kadar çocuklarıyla yatan bir sürü kadın var. Bu da zaten ayrı bir çocuğun, çocuğun hayatı çocuğun için çok tehlikeli. tehlikeli. Yani Freudyen anlamda da çocuğun hayatı için çok ciddi bir tehlike. Çocuğun cinsel hayatı, çocuğun duygusal hayatı her şey için tehlike. Ama... Buradan şuna geçersek eğer, Koca zaten şeyde <laughs> salonda yatıyor. Abi, niye? Ee, yani Koca. böyle çok hayat var. Böyle sizin yakınlarınızın da hayatı var. Ben hiç duymadım, söylemiyorlar bana büyük ihtimal. Ya da bunu bu tabi çok çok birazcık dramatik yönünü anlattık ama şöyle hayatlar, e, kadının çocukla bütünleştiği, e, adamın koltukla ya da futbolla bütünleştiği. E, ...evde paralel yaşamlar yaşanıyor. Yani aynı evde yaşayan o kadar ikinci çok insan çocuk var nasıl böyle. oluyor genelde e, bunlarda? Seks üremek için yapıyoruz. Bir şekilde zamanlar ayarlanıyor. Bugün üreme günümüz. Hadi artık bu çocuk yapalım ha, iyi, diye. iyi bu Amerikan filmlerinde var ya... ...yumurtluyorum çabuk gel filan kadın böyle... ...adamı zorla işinden mişinden çağırıyor. <laughs> hamile kalmak İklamlı için. cinsellik. Evet bu zaten ne yazık ki infertilite sorunu... ...kısırlık sorunu da çok arttığı için de... ...çok da uygulanan o bir yöntem O kadar stresi geldi. artmamasına şaşardım zaten. Hı hı. E, ama şöyle bir şey var... E, ben bunu kendi şeyimde çok duyuyorum çevremde. Ee, diyor ki doğurduktan sonra ben ne yatmıyor artık karım ve bunu bizim çok modern arkadaşlarımız bana anlatıyor yani ee, ve e, çaresiz çünkü karısını seviyor, ayrılmak istemiyor, başka kadınla yatmak istemiyor ama gencecik adam seks yapmak istiyor <laughs> yani çok normal değil mi? biraz önce söylediğim tablo. Şimdi doğumdaki, doğdandan sonraki ilk 6 ayda kadın hormonları istemiyor mu kadınlar? İlk 6 ay gerçekten hormonal olarak bu süt verme, o emzirme döneminde gerçekten hormonal olarak prolaktin hormonu üzerinden gerçekten bir cinsel isteksizlik oluyor. Bu fizyolojik kısmı. Okay. Gerçekten böyle bu oluyor. Şey var. 6 ay yapmıyorsun. Vajina diyorsun. kuruyor, işte çünkü östrojen, yumurtlama her şey azalmış vaziyette. Bir de zaten için ne durumda kim bilir rahmet. Aslında hani... ben 40 yani biz 40. gün muayene ederiz her şey ondaysa cinsel hayat başlayabilir deriz. Ha. O sırada başlasa cinsel hayatı aslında çok sorun yok. Çünkü yani istemese alışacak. bile başlasın mı İstemesiyle i̇şte başlasın şey, diyorum çünkü he. kadın cinsel döngüsü 2000'li yıllardan beri uyarılmanın artışıyla isteğin artacağını söylüyor bize. Yani çünkü eğer biz normal doğum yaptıysak vajinamızda bazı dikişler olabilir ama bizim uyarı alacağımız yer klitoris. Klitorisimizde bir değişiklik yok. yok. Yani eğer ön sevişme dediğimiz ki ben bu kelimeyi doğru bulmuyorum Sevişmenin kendisidir. Çok önemli bir şeydir. Ön sevişme kötü bir tabir bence evet. ama. <laughs> Ayırmıyoruz değil mi? Ayırmıyoruz. Safa, safa. Aynen o klitorisin uyarısına biz başlatabilsek kadında ama kadın işte şey hissediyor kendi çocuğu ağlayacak memesinden süt geliyor işte kiloları var bir bedeniyle ilgili imaj bozukluğu var kendi gözünde hmm. yani o kadar çok komponenti var evet, ki doğru ve soruyorsun. böyle böyle ama ve çok anlayışlı başlıyor. ve tatlı bir kocayla bu kompleksler olmaz. Evet. Tabii bunların önce şeyine bakmak lazım. önceki cinsel hayatına. Önceki cinsel hayatı çok mu parlaktı acaba? Merak ediyorum bu noktada. Yani ne gibi Bazen bebek bir bahane olabiliyor doğum bir bahane ha, olabiliyor okay, okay. önceki Kesinlikle. cinsel hayatta da sorunlar olabiliyor. Bence aslında. bahane oluyor zaten çoğunlukla evet. çünkü kocasını gerçekten seven e, ve cinsel hayatı iyi olan bir arkadaşım vardı e doğurdu 15 gün sonra falan bana dedi ki ben çok yatmak istiyorum kocamla ama şu anda doktor izin vermiyor 40 dedi kız. güne kadar e, tıbbi olarak hani dikişler mi dikişler o lohusalık sonrası gelen farklı evet. akıntılar yüzünden enfeksiyon açısından 40 gün evet. Ya 40 gün adam da bekler ama ben 3 sene falan bekleyen adam biliyorum ama yani. Ama şöyle bir ayrıntı vereyim burada. İşte bizim seks ve cinselliği ayırt etmemiz lazım. Seks penetratif bir eylemdir. Senin repertoruna göre değişen vajinal, oral ya da anal olabilecek penetratif bir eylemden bahsediyoruz. Okay. Cinsellik daha geniş bir eylemdir. Yani bizim 40 gün uygun olmaz dediğimiz şey penetratif eylem. Yoksa biz öpmeye, koklamaya, dokunmaya, okay. sevişmeye... Ha, tabii ki. o Çay karını öpmeyeceksin denir Şimdi, mi adama mesela? Ama işte <laughs> çiftler bundan da uzaklaşıyor. Kadın diyor ki ay ben emzirdim şimdi. Ay işte ter sakıyor Ay benim bedenim göbeğim işte sarktı. Ama adam da onu öyle kabul edecek zaten. Aynı. Şimdi şöyle bir şey var. Hangimiz böyle taş gibi evlenip ondan sonra taş gibi hayata devam ediyoruz ki yani? Şu zaten adamlar da aynı şekilde. Hani kadın öyle oldu da adam da Değil mi aynı ya? kalmıyor. Ee, hani daha artık zor yaşlanıyorlar ya kadınlardan belki Çabuk de ne bileyim ben. Falan yani. yani hani kelliyi yaşlılık olarak alırsan 20 yaşında saçı dökülen Hayır, de var. Hayır onlarda da bir takım değişiklikler Muhakkak var. ki. Onu da kabul etmek ama lazım. Ama adamlar bunu kabul etmiyor. Mesela hep adamdır genç kadın isteyen. İşte sor, hiç sormuyoruz ki kadınlara mesela kocandan sıkılmadın mı, genç bir adam istemez misin? Çok normal geliyor bana da. İşte bize normal de. <laughs> <laughs> Herhalde 3-5 kişi olarak bize normal toplumun geri kalanına değil. E, bence şimdi şöyle de bir şey var bilinç altında veya konuşulmayan şeyler çok var Türkiye'de Tabii ki. de yani dünyada var zaten de bizde de e, bir sürü düşünce vardır konuşulmayan. Tabii yani ki. ben kadınların da o kadar böyle gözüktüğü kadar e, masum olduğunu veya bu düşüncelerden uzak olduğunu düşünmüyorum. Evet. Tabii ki zaten konuşamadığımız, söyleyemediğimiz, kendi bilincimizde çıkaramadığımız o kadar çok cinsel arzumuz, cinsel fantazimiz var ki. Bazen işte rüyalarda ortaya çıkabiliyor bunlar. Evet. Bazen cinsel eylemler, cinsel aktiviteler anında ortaya çıkabiliyor. Ama hepimizin cinsel arzuları var. Cinsel arzular yüzünden de suçlu değiliz sonuçta. Muhakkak ki değiliz. Hı -hı. Peki sen şöyle şey yapalım. Kaç yaşında mesela bir anne kızına bu gidişatı e, anlatmalı? Çünkü hani regle olmadan önce evet. bir şeyi olmaz. Ee, bir çocukken 3-7 yaş arası özellikle merak döneminde ki freudyen olarak da fallik dönemdir yani adı. Çocuk bazı sorular soracak ve bir sorduğu soru kadar cevap vereceğiz. Okey onu okay. anladık. Sonra ergen oldu. Soru kadar. Ergen olunca gerçekten artık yani hormonlar... Hem ya. kadında hem erkekte testosteronlar, östrojenler, dalgalanmalar, kaos Bir de falan. anlamlandıramadığı bir varoluş değil mi? Evet Kafasında aynen öyle. Kafasında karıştırıyordur Ben kimim diye sorduğu bir an, bir öğretmenini model aldığı, bir gün ondan nefret ettiği yani gerçekten karmaşık bir an. İşte O çocuğu karşımıza alıp konuşmamız lazım artık. Çünkü biz konuşmazsak ama parantez içinde bizim de biliyor olmamız lazım. Evet. Bizim önceden bu döneme hazırlıklı olup okumuş olmamız lazım bu döneme. Biz biliyorsak konuşabiliriz. Bedenimizdeki değişiklikleri, işte adeti, adetin neden olduğunu, kıllanmayı, her şeyi anlatıyor Bin, lazım. Diyelim ki yani yüzde %95'i bilmiyor bunu. Evet. Ben öyle farz ediyorum. Diyelim ki bilmiyor. Bir uzmana götüremez evet. mi çocuğunu? Anlatırız. Kesinlikle götürebilir. Mesela benim var. Anneler bazen bana 14-15 yaşında kızları hocam hani vücudunda bazı değişiklikler var. O yüzden öfke yaşıyor, agresyon yaşıyor. Hani ben getirsem sizle bir konuşabilir mi? Evet konuşabilir. Cinsel ilgilen uzmanlarla konuşabilir. Çocuk ergen psikologları ya da psikiyatrları var onlarla konuşabilir. Yani ön biz bunu yaparsak eğer işte internetin ve sosyal medyanın düşüreceği tuzaklardan korumuş oluruz onu. Hmm. Tabii ki sosyal medya ve internet hayatımızın ayrılmaz parçası. Onu kabul etmeden artık devam edemeyiz diyorlar. Yok. Ama ergen oradan çok yanlış şeyler öğrenebilir. Bir de... Şimdi hiç ilgi görmüyorsa, hiçbir şey anlatılmıyorsa orada biraz cilve yapan, ilgilenen bilmem ne birisine de kapılıyorlar. Aynen öyle. Aynen çok doğru. O yüzden biz anlatacağız. Kadın bedenini, erkek bedenini biz bilmiyorsak uzman anlatacak ama bu çocuğa öğreteceğiz biz. Ama böyle midir bu ülkede? Böyle değil bu işler. Asla değil. Yani bunu yapan yüz kişiden Bence hiçbir bir hiçbir ülkede böyle değil. Yani ülkemizi hiç suçlamayalım. Çünkü... Hiçbir ülke, evet. Ee... Tabii ki bizim ülkemizde birçok şey bu konularda geri ama yani Avrupa'ya falan baktığında, Amerika'ya baktığında çok ileri gördüğümüz o Amerika'da tecavüz en büyük şey. Evet. Başa çıkılamayan suç. Evet. E demek ki orada da var bir sürü manyak, bir sürü bilgisiz. Yani 380 milyon insandan bahsediyoruz. Yani aslında hiçbir ülkeye özenmeyelim. Biz sadece kendimizi, kendimizi değerlendirelim. Nasıl, kendi gençliğimizi nasıl koruyacağız ona bakmak evet. gerekiyor. Çünkü hep söylediğimiz şey hani bizler böyle konuşunca her türlü cinselliği teşvik ediyormuş gibi değil. Algılanmasın bu biz güvenli cinsel yaşama teşvik ediyoruz. Ve bunun hayatımızın bir parçası olduğunu Biliyoruz. Madem bunu güvenli yaşayalım. Karı koca arasında konuşmalı mı bunları? Evet. E, mesela kadın orgazm olamıyorsa veya olmuyorsa <laughs> eğer öğrenirse ki öyle bir şey olduğunu hani bilmeyen için zaten bir dert değil. Ee, bunu kocasına söyleyebilmeli değil mi? Şey çok güzel söyledin. Bilmeyen için bir dert değil yani. Değil. Bunu, bunu ben eğer kahvenin tadını hayatım kahve içmediysem hayatım. Çok kahvenin tadını bilmiyorum. Kahve içip içmemek benim için bir dert olmuyor gibi. Evet. İşte bizler belki biraz o şeyleri deşiyoruz. Ama şimdi sonunda. sen mesela biz burada konuştuk. Kadın hiç bilmiyordu. Programı seyretti. Vay böyle bir şey varmış, varmış dedi. evet. Söyleyecek eşine. Yani ilişkinin en önemli donesi açık iletişimdir aslında. Ama biz bunu da yapmıyoruz iletişim olmadan ki. ilişki sağlık devam etmez. Çünkü olan şu erkek de bilmiyor yani şimdi evlendiği ilk gece ilk cin hani bizde gerdek o gecesi olarak şey. adlandırılan yani adam, adamın daha kötü kaygısı var. Tabii onların da çok ciddi ereksiyon ya da erken boşanma tabii. sorunları oluyor. Şimdi adamın sandığı da şu ben bu vajinaya gireceğim Boşalacağım. olacak. E ben boşalıyorsam kadında da bir şeyler oluyordur herhalde diye düşünüyorum. Kadında bir şey olduğunu bence düşünmüyordur bile. Kadının görevidir o kocası. Tabii görevi zaten o kan falan mevzuları kadın var bizim. Çocuk çünkü. Tabii evet. Ee, şimdi benim belki bunu izler bir hastam geldi ağlaya ağlaya yanıma. Çok yakın zamanda kocası demiş ki benim için ona. Selcan Hanım'la tanıştığımdan bir psikolojim bozuldu. Çünkü kadın, adamın psikolojisini bozulmuş. Kadın sen. şunu talep etmiyor. Ben e, orgazm olamıyorum. Bak böyle bir şey var. Aynı konuştuğumuz konu. Demiş ki doktorum izle izle psikolojim bozuldu. Bir kadın bana randevu almış gelmiş ki hocam kocamı da getirdim ne olur bize anlat bunu. Aferin be. Evet. Zaten kadınlar daha çok e, teşvik ediyormuş kocalarını tedavileri, evet. erken boşalmada da sertleşme evet. da sertleşme sorununda da adamları utanıyor. Öyle. Adamlar utanıyor. Bir de tabii ki hani bir gurur meselesi. Evet yapıyorlar. ego var yani bu taraf. doktora falan. gitmek. Ben çift terapisi yapıyorum. Muhakkak erkek partneri bir androlog arkadaşıma göndermek istiyorum. Bakın sizde bir muayene olun. Hani organik bir sorun var mı yok mu? Bakılsın sonra biz terapimize tabii devam ki. edelim. Tabii ki. Çok zor gidiyorlar ama yani. Evet. Sonra da görüyor çözüm ne kadar kolay. E peki adam sonra öğrendi mi? E senin yayınlarını izledi psikologist. Birlikte bozuldu. izliyorlarmış benim yayınlarımda şimdi işte terapileri Geldiğimde devam ediyor. Geldiğinde sana bir kızgınlık belirtti mi? Hayır, belirtmedi. Yani ben içeriye girince öyle bir beyefendiyle karşılaşacağımı düşündüm ama beyefendi de çok kibar bir beydi. Hocam dedi işte bizim hayatımıza yeni bir şey soktunuz, biz de bunun için çalışacağız dedi. Hani çünkü eşim. Adam da bilmiyor. Adam da bilmiyor adam da bilmiyor yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bilmeme konusunda suçlu değiliz. Çünkü Tabii kimse ki bize değiliz. öğretmedi Ama, Ama bu artık öğrenmedik. Bu kadar konuşulurken kulağımıza tıkıyorsak bu artık bizim sorumluluğumuz. Evet. Yani bu kadar konuşuyoruz, yazılıyor. Bir tek ben değil, bir tek siz değil. Gerçekten büyük bir ekip olarak Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biz derneğimiz olarak da. Tabii canım ben kimim ki? Ben sadece programcıyım. Bizi eğer kulaklarına tıkıyorlarsa artık orada sorumlulukları başlar. Yani dinlemeleri gerekiyor. Aynen öyle. Gerekiyor şimdi bence asıl sorun bir de şu erkeklerdeki penis vajinaya girince bir şey olacağını sanmak. Bütün mevzu bu. Halbuki klitorisin anatomisi, şimdi klitorisle ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Klitoris eski anatomi kitaplarında bizim kocaman kocaman anatomi atlaslarımız var. Klitoris yıllarca o baş kısmı bile çizilmemiş biliyor musunuz? Penis, yok saymışlar. Yok saymışlar. Penis Önden, arkadan, alttan, üstten her haliyle anatomi kitaplarında resmedilirken yıllarca tarih boyunca klitorisin ucundan bizim o baş kısmı dediğimiz dışarıdan gördüğümüz kısım bile çizilmemiş. Sonrasında da sonra çıkan baskılarda küçücük bir böyle nohut kadar bir şey olarak resmedilmiş. Biz klitorisin anatomisini 2014 yılından sonra keşfettik ki o zaman da Aya bile gidilmişti yani. Şok geçirdi ama doktorlar onu keşfedince. Evet. Klitorisin ve şu an klitoris gel çalışmaları hala hızlıca devam ediyor. Benim de e, biliyorsunuz klitoris bir insan bedeninde yaratılmış zevk vermek için var olan tek o organ. Evet. Erkeğin penisinin karşılığı diyoruz ama bana kızmasınlar. Erkeğin penisi e, idrar içinde kullanılıyor, üremek için de kullanılıyor ama klitoris ayrıca bir organ olarak Sadece zevk için. Evet. Ve düğme. bu kadınlara bahşedilmiş bir şeydir aslında yani. Buna böyle bakmak lazım. Ve 18 parçadan oluştuğu, dışarıdan gördüğümüz kısmı sadece ya, bir parçası. İçeriye doğru tepesi. Bir parça. İşte bu noktada biz vajinal orgazm ve klitoral orgazmı aslında aynı şey olduğunu yeni keşfettik. Artık, Ay seni öpeceğim program bitince şu entellere karşı. Artık female orgazm diyoruz. Nasıl ha. male orgazmsa Mailin artık işte penil orgazmı, işte bir skrotal orgazmı farklı bir ayrımı yok değil mi? Penisten kaynaklanan bir orgazmdan bahsediyoruz ve bunun adı mail orgazmı. Artık yeni tabirler 2015'ten beri diyoruz ki female orgazm. O zaman transgenderlar e, hiçbir şekilde orgazm olamıyorlar. Oluyorlar. Ya. Oluyorlar. Klitorisleri Klitoris yok. Klitoris çok güzel korunuyor. Hani şey için eğer e, male to female ise onu, onu diyorum ya yani erkekten female. kadına. Ha ha, male ee. to female'larda klitoris, e, penis'in baş kısmı haline getirilip, pardon bu dediğim female to male, Hı. penis'in baş kısmı haline getiriliyor. Şeyde de male to female'da da penis'in baş kısmı klitoris yerine Aa eskiden yapılmıyordu ama. Şimdi şöyle bir şey var. Hatta ameliyat olmazdan öncekinden daha iyi orgazm oldukları ile ilgili çalışmalar var. Sebebi Hapsettiği ruhu gerçek kimliğine kavuştuğu için kendini daha iyi ifade edebiliyor transgenderlar. Çünkü o kendini bir erkek bedenine hapsolmuş bir kadın olarak hissediyordu. Doğru. Ve artık bir kadın genitalyasına sahip olduğunda kendini daha iyi ifade edebiliyor. Dolayısıyla orgazmanın da daha kolaylaştığını ifade Bak, eden. Kedimiz geldi tepeye biz cinsellik evet. konuşurken <laughs> efendim bizim tepemizde de kediler dolaşıyor cinsellik yaşamaya çalışan. Unuttuğumuz bir şey kaldı mı? bayağı Unuttuğumuz uzun. bir şey... E... İşte o, bu female orgazmı muhakkak bilelim. E, dolayısıyla e, vajinal orgazm diye bir tabirimiz yok. Yani penis vajinaya girince klitoral uyarılar devam etmediği sürece klitorisin o komple, klitoral kompleks bu arada benim takipçilerim klitoris cumhuriyeti diyor oraya. Ben de klitoris cumhuriyeti lafını çok kullanıyorum. Klitoris cumhuriyetinin uyarısı devam etmediği sürece vajina tek başına uyarılan bir organ değildir. Peki son bir soru e, diyelim ki doktora gidemedi bunu merak ettik bir kadın bunu araştıracaksa nasıl araştırsın? Diyelim internetten araştıracak kadın orgazmı diye mi girsin mesela başlık olarak nasıl araştırsın? Böyle bizim Türkçe yayınlarda hala e, vajinal orgazm ve klitoral orgazm olarak ikiye ayrılmış vaziyette. Türkçe yayınlar çok revize edilmiş vaziyette değil ama İngilizce biliyorsa yani literatür takip edecekse evet female orgazm diye araştırabilir. çünkü özellikle biraz daha feminist yazarların daha da hatta bu konuya eğiliyorlar şu anda. Penis'in karşılığı klitoristir. Vajina bir üreme yoludur. Dolayısıyla klitorisin uyarısı şimdi şu var. Burada yalnız şunu eklemek istiyorum. Bana bazen yazıyorlar diyen diyenler. Hocam siz böyle diyorsunuz ama ben penis vajinaya girince orgazm oluyorum. Tamam diyorum ne kadar güzel işte ama sen penis vajinadayken sen ya da partnerin klitorisi bir şekilde uyarmanın evet. yolunu keşfetmiş. Çok güzel ama hani pornolarda gördüğümüz ben böyle yattım hiçbir şey yapmadım penis vajinaya girdi çıktı sonra ben çığlık çığlığa bağırdım. Böyle bir kavramımız yok. O bizi yok. etkilemek için. Böyle bir kavramımız yok. Bu nasıl işte aya gidildiğine, işte bilim kurgu filmlerine nasıl inanmıyorsak porno'nun da böyle bizi yanıltıcı tarafları var. Bir kere bunu bir bilerek yola çıkalım. Pornodaki çoğu şey gerçek değil. Duydunuz değil mi? Yeterli mi bu kadar? Yani bu program için yeterli mi? Daha çok bölüm çekeceğim <laughs> evet, seninle. Tamam, tamam, yeterli. Eğer orgazmla teşekkür... <laughs> ilgili bir şey öğrendilerse ama zaten konu konuyu açtı. Tabii ki öğrenmişlerdir muhakkak canım yani Hı. ya da daha çok bilgilenmişlerdir. Hani hiç bilmiyorlar demek istemiyorum. Çok teşekkür ben ediyorum bilgilendirdiğiniz. Gerisini de artık zaten ya Doktor Selcan Bahadır'ı bulacaksınız, ona danışacaksınız ya da artık internetten bile nasıl araştıracağınızı doktorumuz söyledi. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.